söyleyip sizlerle paylaşalım. Bir sohbet toplantısı yapalım diye bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Sayın Başkanımız Rafet Alman'ın hepinize çok selam, sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Sabah görüştük. Bütün arkadaşlara selam ve saygılar var. Haftaya organizasyonda Sayın Başkanımız burada olacak ve organizasyona katılacak. Buradaki önemli organizasyona. Şimdi bir haftadır Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokrasiyle fuarla alakalı görüşmeler yaptık. Bilindiği gibi 2017 yılında ilkini yaptığımız Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumunu bu yıl Sinop İş Adamları Fuarı olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin fuar takviminde yer alıyoruz. Ve KOSGEB'in desteklediği uluslararası anlamda bir fuar gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar fuarımızın %70 yerleri doldu. Herhangi bir sıkıntımız yok ama biz bunu sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarımızla, bürokrasiyle, siyasilerle hep beraber yapmak istiyoruz. Bu fuar SİAD'ın değil Sinop'un fuarı olsun istiyoruz. Bu anlamda da önemli görüşmeler yaptık. Ben Sinop iş dünyasına, bürokrasideki değerli Sinoplu yöneticilerimize SİAD'a ve fuarımıza gösterdikleri ilgi alakalı için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir karşılık aldım. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası direkt fuarına katılıyorlar. Bunun yanında bu yıl, geçen yıldan farklı olarak Almanya'dan 7-8 tane firmamız katılacak. Mayıs ayında Almanya'ya bir ziyaretimiz olacak. Almanya Sinoplar Derneği ile yürüttüğümüz ortaklaşa çalışmayla önümüzdeki ay SİAD olarak asilerle bir protokol imzalayacağız aramızda. Bunun basın duyurusu gelecek ama ben şimdiden size bunu söyleyebilirim. Asilerin Türkiye'deki partneri biz olacağız. Bizim de Avrupa'daki partnerimiz Asiler olacak. Asiler ve SİAD işbirliği içerisinde Sinop'la ilgili projelerde ortak çalışma kararı aldık. Geçen ay başkanımızın emlak fuarı için gittiği Almanya'da Asiler'le yaptığı toplantıda bu ülke kararı alındı. Şu anda da görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki ay bunu resmi protokole döküp Sinop için beraber çalışacağız. Bunun yanında diğer projelerimiz devam ediyor. Ve Allah nasip ederse 3-4 iş adamımız Sinop'a yatırım yapmak için girişimlere başladı. Şu anda sonuçlanmadığı ve herhangi bir sıkıntı olması için isim vermek istemiyorum ama özellikle fuara kadar bir ya da iki arkadaşımız, fuardan sonra da en az bir 4-5 firmayı Sinop'a getirmek istiyoruz. 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi önemli değil ama buraya bir istihdam sağlamak istiyoruz. Bununla alakalı da şu anda çok ciddi bir ARGE çalışmamız var, devam ediyor. Bunun akabinde özellikle Sinop Şubemiz kurulduktan sonra, ben burada Sinop Şube Başkanımız Yasin Karabil'e de teşekkür etmek istiyorum. Sinop'ta şu anda 67 iş adamı, Sinoplu İş Adamları Derneği çatısı altında Sinop'a hizmet etmek için bizimle beraber hareket ediyor. Burada oluşumumuzu tamamladık. 4 ay gibi bir kısa süre olmasına rağmen önemli bir mesafe kat ettik. Bundan sonrasında projelerle beraber inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar konusunda konuşmamın başında da söylediğim gibi bu fuar bütün Sinop'un fuarı. Bu fuara ben bütün Sinop'un sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü eğer burada iş dünyasıyla bütünleşebilirsek buradan Sinop kârı çıkacak. Sinop'taki istihdama bir nebze de olsa çare bulmuş olacağız. 120 firma planlıyoruz bu yılki fuarda. 120 ile 130 firma arasında firma fuarımızda olacak. 19-22 Aralık tarihlerinde yine İstanbul Fuar Merkezi 11. Hol'de fuarımız gerçekleştirilecek. Fuarımızda yine çalıştaylar olacak. Fuarımız boyunca KUSKA ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı fuar boyunca 4 gün boyunca orada yatırımcılara hem bireysel hem kurumsal danışmanlık hizmeti verecek. Bununla alakalı bir çalıştay da düzenlemiş olacağız. Ve bütün bunların yanında da özellikle Sinop'ta markalaşmaya çalışan, Sinop'ta üretim yapıp dışa açılmaya çalışan Sinoplu firmaların ARGE ve pazarlama konusunda genel merkezi olarak İstanbul'da oluşturduğumuz bir heyette rehberlik edeceğiz. Örnek vermem gerekirse işte burada bir
yöresel bir ürün, bir marka oluşturmaya çalışıyorsa, biz İstanbul'da bu markanın marketlerle buluşmasında, pazarlama ayağında, ambalaj ayağında Sinop İş Adamları Derneği genel merkezi olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ofisimiz iş adamlarımıza açık. Orada bununla alakalı bir birim oluşturuluyor şu anda. Ve bu birim vasıtasıyla da Sinoplu markaları ulusal anlamda yukarıya taşımak için danışmanlık hizmetlerimizi de bu şekilde vermiş olacağız arkadaşlar. Bunun yanında Allah izin verirse Ramazan ayında hep birlikte Sinop'ta güzel bir iftar yemeği düzenleyeceğiz. Ve Sinop iş dünyasıyla, STK'larla bir araya gelip SİAD'la alakalı istişarelerde bulunacağız. Bunun yanında da bu fuar bilgisini verdikten sonra Şevket Bey'in, Şevket Mavi İşletim Kurulu'yemiz, aynı zamanda araştırmacı, fotoğrafçı ve gazeteci meslektaşımızın SİAD olarak oluşturduğu bir proje var. Aslında bunu da bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şöyle göstereceğim. Sinop'a Kız Kulesi'ni getirmek istiyoruz. Yani şu Akliman'da adanın yerini herkes biliyor. Buraya İstanbul'daki bir Kız Kulesi'ne benzer, altında bir restoranı olan, üstünde insanların çay içeceği, fotoğraf çektireceği ve farklı bir anı yaşayacağı, turizme, Sinop turizmine katkı sunmak amacıyla Şevket Bey'in çalışmaları sonucunda böyle bir taslak hazırladık. Biz bunu Sinop'a kazandırmak istiyoruz. SİAD olarak da buna talibiz. Bununla alakalı görüşmeleri yapacağız. Bu fotoğrafı WhatsApp'tan atacağım ben size. Orijinalini şey olarak atacağım. Böyle bir turizm projesi yapmayı düşünüyoruz. Sinop'a katkı anlamında. Bunun gibi birkaç tane daha hem istihdama hem turizme hem kültüre yönelik çalışma var. Bunları da işte olgunlaştıkça böyle belli bir yere geldikçe sizlerle paylaşacağız ama ilki bu. Eğer gerekli izinler alınır, burada bürokrasi, resmi kurumlar yardımcı olursa, bu konuda destek olunursa, Sinop'ta nasıl figürse, şelaleler nasıl bir figürse, Hamsi Fiyordu bir figürse, Sinop'un daha isme karar vermedik gerçi ama hani akılda kalması adına söylüyorum. Kız Kulesi'ne benzer bu yapının da Sinop turizminde buraya gelen tüm hayata geçmek istiyoruz. Bunları sizinle paylaşalım. Bunun dışında da sorularınız olursa onları da cevaplamaya hazırız. Bunları sizinle paylaşmak hem bir sohbet edelim. Uzun zamandır sizinle görüşemedik ki bu toplantıyı düzenledik. Ben hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı işler, farklı projelerle Sinop'a hizmet etmek istiyoruz.